Evet, ne yazık ki bir kadın cinayeti dosyamız var. Kadın cinayetlerindeki artış zaten hepimizin malumu. Biz bunun birazcık da tabii ki karanlık alanın azalmasından ve kadın cinayetlerinin daha fazla günümüze çıkmış olmasına da bağlıyoruz. Ama bir artış var yine ne yazık ki. Özellikle de kadın cinayetleri daha çok intihar süsü verilerek üzeri kapatılıyor bu tarz dosyaların. Bizim dosyamız da aynen böyle bir dosya. Yine Yeliz 12.07.2018 tarihinde ateşli silahla intihar ettiği gerekçesiyle hastaneye kaldırılıyor. 10 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybediyor. Daha sonrasında özellikle ailenin yani kızlarının intihar etmediği yönünde çok ciddi bir düşünceleri var. Yani bizim kızımız intihar edemez. Özellikle de arkasında 3 tane çocuk bırakan bir insandınız. En küçük çocuğu da henüz 2 aylıktı yani ne yazık ki. Bunun üzerine öncelikle dosya özellikle bir intihardan kapatılıyor. Yani yeterince bir araştırma yapılmadan evet Yeliz intihar etti şeklinde dosya tamamen kapatılıyor. Daha sonra biz şüphelerimiz üzerine giderek biraz daha derinlemesine bir inceleme yaptık. Başsavcılığa ayrıntılı ve olaydaki bütün çelişkileri içeren bir dilekçe sunduk. Bunun üzerine soruşturma tekrardan başlatıldı ve soruşturma neticesinde yani Yeliz'in eşi Murat Yeşil tarafından öldürüldüğünden bahisle bir iddianame hazırlanıp dosya açıldı. Dosyadaki çelişkiler ve Yeliz'in intihar etmediğinin net olduğu şuradan zaten belliydi. Gelen kriminal raporda Yeliz'in elinde yani zaten bir atış söz konusu, ateşli silahla bir intihar, Yeliz'in elinde herhangi bir barut artı, antimona rastlanmadı. El swapları da zaten dediğimiz gibi 10 gün yoğun bakımda kalıp daha sonra vefat etti Yeliz. Hemen el swap örnekleri alındı. Yeliz'in elinde bir barut artı çıkmadı. Bununla birlikte olayda kullanılan tabanca da Yeliz'in parmak izi de çıkmadı. Yani Yeliz'in intihar etmediği çok büyük bir oranda zaten hani netleşti. Eşi tarafından öldürülmesiyle alakalı da biz bütün olay yerinde tarafları tanıyan